Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir haber paylaşacağım. Ekranda da görüyor zaten. Labirente gir diye. Arkadaşlar oyuna yeni bir labirent geliyor. Evet yanlış duymadınız. Bir labirent geliyor fakat diğer normal bizim girdiğimiz labirentlerden o labirente giden yoldan biraz daha farklı. Süreli arkadaşlar. Bu kalıcı bir labirent değil. Sadece yaklaşık 3 haftalık gelecek ve gidecek. Bitiren bitirecek, bitiremeyen ödülünü bir daha göremeyecek. Hemen kısaca bahsedelim. 40 level üzeri olan kullanıcılar girebilecek. 19 Aralık'ta başlayacak ve 9 Ocak'a kadar devam edecek. 9 Ocaktan sonra aramızdan ayrılacak bu labirent. Bunun bir tek tur ödülü var bir de full keşif ödülü var. Tüm maceralarda olduğu gibi toplam 4 ayrı yol var. Bu yollar birbirine bağlanıyor ve 6 tane hero keseceksiniz. 6.'sı boss, 5'i normal normal karolardan. 6.'sı final patronu yazıyor zaten. işte bu RPG bilginiz sınanacak diyor da role playing bir şeydi. Yani iyi oynayıp onu oynamamanızla alakalı bir şey. Onun haricinde bu diğer labirentlerden bir tık değişik. ileride neler var diye biraz bakabileceksiniz deniyor. Onun içinde size 5 ayrı ipucu vereceğiz diyor. Hemen ipuçlarına gelelim. Biraz bana mantıksız geldi ama az çok anlaşılıyor. gerçek strike, gerçek vuruş yapabilecek kişi İlk işte ipucu, soğuyabilir ya hazırlanın ya da sertleşmeye çalışın diyor. Eğer üçüncüsü eğer labirente dikkat labirente dikkatlice dinlerseniz nörotoksin yayıcı bir işte ses duyabilirsiniz diyor. Dörtte kaos ve savaş solda, ölüm ve kabuslar sağda olacak deniyor ve en son primordial güç sonunda bekler diye en büyük savaşçıyla yüzleşmeye hazır olun diye bir şey yazıyor. Şimdi ilki e, Kilmonger, Karnak, işte Heimdall gibi e, hirolar gerçek saldırı açabiliyor bunu söyleyebilirim. İkincisi e, buz adamla alakalı belki Emma olabilir sertleşme falan diyor. Bilmiyorum. Bunların ikisi olabilir. Üçüncüsü zaten Archangel ee, onunla alakalı bir durum var. Dörtten tam emin değilim arkadaşlar. Daha iyi anlayan e, arkadaşlar varsa, yoruma yazarsa bilmeyen başka arkadaşlar varsa benim gibi onlar da görmüş olur. Ee, Beşte en son final patronuyla alakalı e, bir şey diyor ama ondan da emin değilim. Geldiği zaman görebileceğiz. Ee, şimdi ilk defa bir tur atanlar e, ödülünü yazmışlar hemen. 9000 alfa 2 2000 parça 5 yıldız 5 tane 5 yıldız imza kristali 100000 altın 4 yol tamamen fullleyenler için 27000 parça alfa 2 5000 parça 5 yıldız 20 tane de 5 yıldız imza taşı kristali. 250 bin de altın geliyor. Totalde bir tane alfa 2, 7 5 yıldız kristali parçası. 25 tane 5 yıldızlı imza kristali. 350 bin altın görünüyor. Yollarda haricen bir şey çıkarsa çıkmazsa bilmiyorum. Çok zor olacağından bahsetmişler. Herkes geçemeyecek, denenecek deniyor bu dört ayrı yolda geçebilecek miyiz neler olacak bilmiyoruz ama bazı belli başlı hirolara dayandırmışlar. Yani hironuz varsa geçebileceksiniz tarzı şeyler deniyor sanırım emin değilim. İlk ilk yol demek ki yolun bir tanesinde kaçış yapabilen hirolar olacak emin değilim böyle seziyorum belki modok vari belki örümceklerle alakalı İkincisi ikincisi buz adama karşı işte ee, ne bileyim Mephisto mu alın diyor ya da direkt buz adamla mı gelin deniyor ondan da emin değilim ee, nörotoksin yani art kesin olsun diyorlar sanırım son iki maddeyi ben de pek anlamadım ee, karolarla alakalı bir şeyler olabilir. Ee, dediğim gibi 19 Aralık'ta başlayıp arkadaşlar 9ağı'a kadar devam edecek. Biz bu dondurulmuş zorlukları beklerken başka bir haber, haber geldi labirentlerle ilgili hala o dondurulmuş zorlukların ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ee, bu arada ben bunu çekiyorum saat 18 Aralık gece 1 gibi. yaklaşık 2 saat sonra tatil takvimini de bekliyoruz. Onunla ilgili de henüz bir haber yok yeni takvim geldiğinde mi göreceğiz bilmiyoruz. Bunların hepsinin dışında önümüzdeki ayın e, giriş şampiyonunu Otriyuk datalardan açıkladı. Masakreymiş. Gereksiz bir bilgi ama en azından e, öğrenmiştim. Size de söylemek istedim arkadaşlar. E, böyle resmi forumda şöyle up uzun uzun diye bir e, bununla alakalı tartışma var arkadaşlar. Yine bir şeyler yazıyor. Belki Haricen e, siz de gidip yorum yapmak veya yorumları okumak isteyebilirsiniz arkadaşlar. E, sanırım söyleyeceğim daha fazla bir şey yok. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Beni takip etmiş ve gelecek videoları da görmüş olursunuz. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Keyifli oyunlar diliyorum.